Medyascope TV'den herkese merhaba. Bugün Hasankeyf'te son yaşananları konuşacağız. Skype üzerinden Hasankeyf'i yaşatma girişimi aktivisti Ercan Ayboğa ile konuşacağız bu konuyu. Ercan Bey merhaba, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk, iyi günler. Bildiğimiz üzere Batman'ın Hasankeyf ilçesindeki antik kentteki Ilısu Barajı ve HES yapımı tüm itirazlara rağmen devam ediyor. Son olarak son günlerde bölgedeki bazı kayaları tehlike arz ettiği gerekçesiyle dinamitle, patlayıcıyla yıkıldığına dair görüntüler paylaşıldı. Çok tepki çekti bu görüntüler. Siz de girişim olarak bir basın açıklaması yayınladınız. O yüzden özellikle bu yıkımları soracağız sizlere. Bu antik kentin güçlendirilmesi yapımı kapsamında yapılıyor anladığımız kadarıyla bu yıkım. Bu güçlendirilmesi yapım işini bize biraz anlatır mısınız? Ne yapılıyor orada şu anda? Evet, bilinen üzere eğer su barajı gerçekleştirirse, su tutulursa Hasankeyf'te su 3 metre kadar yükselecek. Hasankeyf'teki kayalar, tüm bu yapılar kireç taşından oluştuğu için suyun zamanla burayı oyacağını, çökme tehlikesi yaratacağı bilinmektedir. Bunu kazı başkanları, uzmanlar hepsi söylemektedir. Bu birinci boyuttur. Eğer DSİ, hükümet orayı baraj yapımıyla birlikte turistik amaçlı istiyorsa bir şekilde oraya müdahale etmesi kaçınılmazdır. Biz bunu sürekli söyledik bir eleştiri olarak, yani oranın çökeceğini, sadece oranın değil vali boyunca buranın çökeceğini. Hasankeyf'te şöyle bir özellik de var, mağara çok. Mağara çok olduğu için su bu mağaraların içine girecektir. Ve nasıl dedi? Cuma ile Melek'te büyük ölçekte bir çökme de söz konusu olabilir. Bunlar da su barajına karşı olduğumuz nedenlerden biriydi. Şimdi devletin yapmak istediği orayı kullanmak istiyor, değerlendirmek istiyor. Bunun için oraya bir antik liman öngörüyor. Antik liman için işte vadinin başladığı bir noktada limanı kurmak istiyor. Sağlam temele, kendi at mantığıyla temele kurmak istiyor. Devam eden vadiyi Dahlike Vadisi'ne istiyor. Bazı mağaraları doldurmak istiyor. Doldurmak istiyor. İşte bu çök tehlikesine karşı. 9 Haziran'da bunun için bir ihale oldu. 9 Haziran'da bir şirkete verildi. Daha önce bir ihale daha yapıldı. Önceki şirket iflas ettiği için bu iş çalışmaları başlatamadı. Şirket işi nokta yani şirket orada işte sözde 24 tehlike arz eden kayayı çöktürüyor. Yani açıklama budur. 24 kaya parçası var. Bunlar tehlike, bunlar koparılması, kırılması lazım. Açıklanan bize budur. Biz ise 24 kayanın tehlike altında olduğunu düşünmüyoruz. Belki birkaçı olabilir, bunu kesin söyleyemiyoruz. Fakat 24 kaya, kim bilir kaç tane kaya parçası daha, hepsi birer birer değişik patlayıcılarla veya yöntemlerle çöktürülüyor, yıkılıyor. Peki, bölgeye zarar veriyor mu bu yıkımlar şu anda? Sizin o bölgedeki gözleminiz nedir girişim olarak? Sadece gerekli kayalar mı atılıyor yoksa yok, başka bir problem var mı orada? Başka problem var. Bu çok sayıda kayanın yıkılması buranın doğal dokusu, doğal kültürel dokusuna büyük zarar veriyor. Yani geri dönüşüm olmayan zarar veriyor. Ayrıyeten çok büyük oranda bir toz ortamı oluşuyor. Bu şehre kalan insanları etkiliyor. Oradaki tüm iş yerlerini etkiliyor. Yani şehir merkezine kadar, turistik cadde dediğimiz şehir merkezine kadar büyük bir alanı etkiliyor. Patlamalar çok gürültü yaratıyor. Bunun insanlar üzerinde, özellikle çocuklar üzerindeki etkisi de hiç düşünmemiş, taşınılmamış. İnsanlar hiçbir şekilde bilgi verilmemiş. Şu nokta var, bu kaya parçalarının yıkılmasında. Aldığımız değişik duyumlara göre, orada çalışan işçiler dahi, aldığımız bilgiler şu: şirket işi ucuza getirmek için fazladan kaya yıkıyor,
ve oluşan har fiyatı işte antik limanı için kullanmak istiyor. Bize gelen bilgi bu. Bize mantıklı da geliyor. Sonuçta oraya yüzlerce milyon para yatırılıyor. Yani böyle bir antik liman falan oluşturulması için. Ayrıca planlanan bir şey daha var. Ciddi bir yıkım getirecek. O da Haziran ayında Orman ve Su İçişleri Bakanı Veysel Erol tarafından deklare edilen perde duvar. Betondan perde duvar. Bunu da işte tüm o kayaların etrafını örmek istiyorlar. Böyle bir açıklama oldu. Güçlendirmek amaçlı. Bu da kaya yapısına doğrudan bir müdahaledir. Kaç metre uzunluğunda olduğunu bilmiyoruz. Varsa yüzlerce metreyi de kapsayabilir. Yani burada yapılanlar kısacası önceden hiçbir şekilde kamuoyuyla, ne kamuoyuyla ne yerel halkla paylaşıldı. Birden böyle yıkım görülecek karşıyayız. Bu arada bölgedeki kilise kalıntıları da ciddi zarar gördü deniyor. Bu doğru mudur? Evet, o mağarada yıkımın olduğu mağarada 2-3 tane tarihi kiliseler var. Hasankeyf 3 halk için çok önemlidir. Bir Kürtler, iki Süryani, bir de Mehelmi dediğimiz Araplar için. Süryaniler için de 2000 yıl önce çok önemli bir dini merkezdi, bölgesel dini merkezdi. Bundan dolayı da çok sayıda kilise var. Peki herhangi bir yetkiliden bir açıklama yapıldı mı bunlar bu kadar konuşulduktan sonra, patlayıcılarla ilgili vesaire? Bu sabaha kadar herhangi bir açıklama görmedik. Çok sayıda basın kuruluşu bunu dile getirmesine rağmen, yani Türkiye'de uzun süredir Hasankeyf'le ilgili bu kadar haber eleştiren tarzı kaygılar dile getiren haberler yayınlanmamıştı. Buna rağmen neredeyse yine Orman ve Su İşleri Bakanı sabaha kadar bir açıklama gereği görmemişti. Yani böyle bir tartışma ortamı varken hükümet sessiz kalıyor. Peki girişimle ilgili size şunu soracağım. Uzun süredir aslında Hasankeyf'te bunların yapılmaması için bir mücadele devam ediyor. Daha önce de inşaat durdurulmuştu diyebiliyoruz. Şimdiki kendinize çizdiğiniz mücadele haritası nedir? O halden nasıl etkileniyor Hasankeyf mücadelesi? Siz neler yaşıyorsunuz? Isu Barajı'nın finansı 2 defa durduruldu daha önceleri. Biri 2009 bizim verdiğimiz mücadelenin de etkisiyle. Bu finans uluslararası kaynaklıydı. 2010'da İsparajı'nın inşaatı asıl olarak başladı. Yeni Hasankeyf inşaatı 2010'a dayanıyor. Bugün mücadelemiz devam ediyor. Kutsal olarak başka aktörlerle bir defa 2013'te durdurduk. ÇED'i olmadığı için, yani ÇED'e tabi su barajı, yani emlik yatırımcılarından biri. Bir defa işçiler greve girdi, 2 yıl önceydi. Bu çatışmaların işte başlamasından 1-2 ay önceydi. Yani baraj inşaatı hayli yavaşlamıştı, sorunluydu. Bir tepki 2015 yılında oluşuyordu. Çatışmaların başlaması işimizi zorlaştırdı. Baskı ortamı arttı. Ilısu köyüne ulaşma imkanı çok çok sınırlandırıldı. O hal özellikle ama bizi daha çok etkiledi. 2016 Haziran Affedersiniz, ayında... Affedersiniz, burada böleceğim. Köye gitmek zor mu şu anda? Böyle bir şey söylediniz ama. Hasankeyf'e gitmek çok zor değil. Askeri bölge ilan edilmesine rağmen askeri anlamda güvenlikli bir bölge ilan edildi. Bütün 2017 yılı için. Ama Ilısu'ya gitmek imkansız değil ama zor. Oradan bir ana yol geçiyor. Mardin, Çırnak ana yolu falan. Ancak orada durup fotoğraf çekmek, köye inmek falan, inşaat alanına gitmek neredeyse imkansız. Hemen gözetiliyorsunuz. Kontrol noktaları var. Birçok kişi oraya gidemedi. Yani bu amaçla giden birçok insan engellendi. Onun dışında o halen birlikte Hasankeyf'te ciddi bir sorun var. Gelen birçok gazeteci orada tutulmaktadır, fotoğraflarından bakılmaktadır, hatta el konulmaktadır. Bizim bildiğimiz 3-4 tane nokta var, olay var. Aktivist dediğimiz insanlara bile şüpheyle bakılıyor, polis sürekli durduruluyor. 12 Mayıs'ta Zeynel Bey Türbesi taşınmıştı. Ondan birkaç gün önce bir
İstanbul'da 5 yıldır yaşayan bir Fransız gazeteci vardı. Mathias Depardon. National Geographic dergisi için bir haber yapıyordu. 2 yıldır hastane kendine gelip gidiyordu. O tutuklandı ve yurt dışı edildi. İşte 1-2 ay önce. Başka gazeteciler dediğim gibi sürekli tutuluyor. Yani böyle bir dolaylı bir baskı var. Gözetim var Hasankeyf'te. Yeni Hasankeyf'e giderseniz, orada çekim yaparsanız göze çarpıyorsunuz. Yani böyle bir ortam var Hasankeyf'te. Bu konuyla yakından ilgilenmek isteyen biri için çok hoş. Peki sizin girişim olarak bundan sonraki planınız var mı? Planlarınız neler ve umutlarınız var mı artık Hasankeyf'le ilgili? Vardır tabii. Bizim mücadelemiz işte 11 yıl oluyor, 11,5 yıldır devam ediyor. Başka mücadele veren, çalışma yürütenler de vardır. Biz hepsiyle ortak çalışmaya çalışıyoruz. Yani gücümüzü, zaten sınırlı olan gücümüzü bir araya getirmek istiyoruz. Bu yeni Hasankeyf'e karşı burada insanların nakli, yani oraya göç ettirilmesine ilişkin dava süreçlerimiz oldu. Başka hukuksal davalar açmaya hazırlanıyoruz. Şu an Ahim'de yürüyen bir dava var. Son aşamaya geldi. Gen bakısından 5 kişi açmıştı 2006 yılında. Bu yakında sonuçlanır. O nasıl sonuç gelir? Yetkisi olur mu onu bilemiyoruz. Biz kamuoyunu böyle sürekli ilgilendirmeye çalışıyoruz. Bu projeyi biraz tartıştırabilecek ancak geniş çaplı bir kamuoyudur. Bu çalışmaları yürütüyoruz. Tekrar yerelde aktör olabilecek kurumları, insanları harekete geçirmeye çalışıyoruz. Şartları çok zor. O hal geldiğinden beri bir yürüyüş düzenleyemedik. Halbuki önceden 2015-2016 yılında en az 7-8 tane Hasankeyf'te yürüyüş yapmıştı veya İngilizce'de. O hal şartları çok zorluyor. Türkiye'de diğer ekolojik, kültürel anlamda çalışan gruplar, insanlar girişimleriyle ilişkilerimiz devam ediyor. Sayımız çok büyük değil. O halden birlikte geri çekilen insan çok oldu. Bizim bölgemizde, tüm Türkiye'de olduğu gibi bizim bölgemizde özellikle bu şart çalışmaları çok zorlaştırıyor. Peki, çok teşekkür ederim Ercan Bey yayınımıza katıldığınız için, verdiğiniz bilgiler için bize. Size kolay gelsin diyelim. İyi yayınlar. İyi günler. Medyascope TV'de bugün Hasankeyf'te son yaşanan dinamitle kayaların patlatılması olayını konuştuk. Bizi izlediğiniz için teşekkürler.